Evet arkadaşlar, Avlağa geldik. Su bayağı çekilmiş. Gölköy Gölköy Barajı'ndayız. Şimdi bakalım atışlarımıza başlayacağız. Ben birazdan yemleri de tanıtacağım size. Evet arkadaşlar, ilk balımızı tuttuk. Silikonla aldık. 1-2 dakika, 3 dakikalık atıştan sonra biraz küçük balığımız. Bunu güzelce ağzından kancayı çıkartıp salacağız. Avımıza devam ediyoruz. Volkan kardeşim de orada çalışıyor. Çalışmalarına devam ediyor. Bakalım. Sıra bende. Sıra onda. Döndürelim hacım biraz. El gayet boylarında güzel. El boylarında güzel. Bu tuttuklarımız arasında en kallavisi, en güzeli. Aynen. Aynen, atışlara devam ediyoruz. Volkan kardeşim arka arkaya almaya başladı. İyiye gidiyor bakalım. Av bereketli geçmeye başladı. Günün karı devam ediyor. Aldığım üçüncü balık. Ebatı küçük, gene salacağız ama güzel. Süper, harika. Ava devam. İşte işte harika bir alıyoruz. Harika bir balık. Küçük ama olsun. Yani evet, buraya için iyi. Bizim skorlar için gayet güzel. Aynen. Daha küçüklerini yakaladık. Daha küçüklerini yakaladık onun daha için. Daha büyüklerine inşallah. İnşallah. Hadi balığımızı kurtaralım kancadan ve salalım. Salalım. Ben bir tane balık tuttum. Açılışı ben yaptım ama ondan sonra bizim iş gazele bağladı. Dur. Yollayalım. At, sallama. Dur. Şu yosunluk yer. At hacı. Evet. Orada kaldı ama kendini toparlayacak diye tahmin ediyorum. Gider. Hop. Kaçtı. Yosunların arasından kaçtı. Evet arkadaşlar, biraz malzemeden bahsedeceğim ben. Amerikan levlerinde genellikle küçük silikonlar, küçük balıklar kullanılıyor. İşte Strike Pro'nun böyle ufak kurbağa cinsi balıklar var. Ondan sonra şunlar Çin'den getirdim. Çin'den gelen AliExpress'ten güzel tombik balıklar var. Ondan sonra gene Strike Pro'nun balıkları var. Ondan sonra bunun markasını hatırlayamayacağım ama gene bunu bilindik bir av bayinden aldım. Böyle ufak kurtlar, değişik renkleri var. Bunlar biraz daha büyük. Bolu'da Gönül Av Pazarı'nın bize verdiği Türkan abi ve saygıdeğer babasının bize verdiği silikonlar. Bunlarla balık aldım ben bugün. Kuyruklarını yedi iki tanesini. Gene kaşıklarımız, mepslerimiz var. Bunlara da geliyor. 2 numara, 1 numara. Bunlar 3 numaralar, biraz büyük oluyor da buradaki balık için. Arkadaşlar, balık avına devam ediyoruz. Volkan kardeşim atmaya devam ediyor. Ben oltayı kenara koydum. Zaten sonra pek oynayacağını zannetmiyorum. Saat 9'a geldi. Zaten balık da bu. Daha az vuruyor. Balık da eskisi kadar vurmamaya başladı. Volkan 3-4 tane aldı. Ben 2 tane aldım. Yani verimsiz bir avdı. Çok iyi değildi. Hiç yok, ama almamaktan iyidir. Tabii. Hiç almamaktan iyidir. Bir skor yaptık en azından. Süper yaptık. Önemli olan temiz hava almaktı. Spor yaptık. Yürüyüş yaptık. Attık, çektik. Balıkları tuttuk. Güzel, keyifli bir aktivite oldu. Bolu, Düzce. Bolu, Düzce arası. Batı Karadeniz tanıtımı. Batı Karadeniz'de devam. Barkın'ın kanalından takip edin. Bizi takip edin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone sayım çok az. Biraz abone olun ya, o kadar video falan yapıyoruz değil mi acım? Emeğe saygı. Emeğe saygı yani. 13 kişi takip ediyor zaten, 8 arkadaşım. Kapatmadan önce gene sosyal mesaj vermeden de olmaz. Her tarafta çöpler var. Şu rezilliği bakın. Şu rezilliği görüyorsunuz. Yani gerçekten insanın çok canı sıkılıyor. Böyle doğa güzelliklerimizi böyle
çöplerle, geldiğimiz bıraktığımız çöplerle mahvediyoruz. Aslan yattığı yerden belli olur. Onun için toprağımıza, çevremize sahip çıkalım. Kirletmeyelim ki geldiğimiz zaman daha temiz. Sonuçta gene kirleten kişi geliyor. Onun için daha duyarlı olursak daha güzel bir doğa bırakırız gelecek nesillere diyorum. Buradan hepinize selam olsun. Hoşça kalın. Bütün balıkçı dostlara da rast gelsin. Görüşmek üzere.